2024 Avrupa Futbol Şampiyonası herkesin beklediği gibi sonuçlandı ve İspanya şampiyon oldu. Turnuvada en hareketli ve en çabuk oynayan takımın başında İspanya geliyordu. Gerçekten çok çabuk, çok hızlı oynayan ve hareketlilik maçın sonuna kadar devam eden, zaman zaman belki beklemeler yapsa da o da dinlenme maksatlı ama hemen hemen bir maç berabere bitmedi. Her maçı kazanarak 7 maçın 7'sini de kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı. Buna uygun top oynayabilecek Avusturya vardı. İşte Danimarka hızlı oynuyordu. İsviçre zaman zaman top kaptırdığı zaman pres yapardı. Fakat onlar da elenince karşısına İngiltere çıktı. İngiltere Slovakya maçına kadar yani yavaş futbol. Hatta İngilizler seyircisi ve basını tarafından şiddetle eleştiriliyordu antrenör. Bu anlamda ben geçen programda da anlatmıştım. Türk futbolunun da gelişmesi için bizlere de görev düşüyor. Aslında sonuç odaklı bakmamak lazım futbolumuza ve yan pas, geri pas, yavaş futbol, yavaş oyunları ıslıklamalıyız dedim ve protesto etmeliyiz ki antrenörler daha etkili oynayabilsin. Bunu zaten biz Hollanda maçında son 10 dakikadaki hücum futbolundaki 2-3 pozisyonu yakalayarak gördük. Bütün insanlarımız gördü. Yani biz aslında zaman zaman hücum oynasak, yani en azından bir yarı hücum oynasak belki de bugün final oynayacaktık İspanya'yla. Bunu yapmadık. İngiltere de bu baskı altında kaldığı için antrenör İsviçre ve yarı finalde, çeyrek finalde pardon, İsviçre maçına pres yaparak başladı ve bu hiçbir maçta yapmadığı presi 3. mü 4. maçında başlayarak İsviçre'yi uzatmalarda da olsa eledi penaltı atışlarıyla. Ve yarı finalde de bizim elendiğimiz Hollanda çok iyi değildi zaten. Hollanda'yı da aynı futbolla geçti. Fakat finalde İspanya'nın bu hızlı ve çabuk oyununa özellikle ilk 15 dakika İspanya İngiltere'yi sahasına çıkarmadı. Buna bir tık daha çabuk oynayarak geliştirmesi gerekirdi İngiltere'nin. Bunu zaten turnuva boyunca yapmadığı için, futbolcular da buna alışık olmadığı için normal İsviçre maçına benzer bir oyun, Hollanda maçına benzer bir oyunla karşılık verse de yeterli olmadı. İspanya maçın sonuna kadar üstündü ve haklı bir galibiyet alarak şampiyon oldu. Tabii genç çocuk Lamine Yaman da çok güzel top oynadı ve bugün dünyada bütün seyirciler, basın bunları konuşuyor. Bizde de Arda var. İşte iki tane genç çocuk şu anda futbolumuza gündemimize oturdu. Şunu söylemek lazım. Yani antrenörlerimiz sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da futbolda futbolun yavaş oynamasına büyük etken oldular. Yani milli takım seviyesinde kulüpler gibi düşünmemek lazım. Antrenörler kendi çıkarlarını düşünmek zorunda kalıyorlar ve sonuç odaklı bakılıp orada artık uzun vadeli düşünmüyor. Bu maçı kurtarayım, bu maçı geçebilirsem çok iyi olur. Ben işte bu İngiltere antrenörü böyleydi, bizim antrenörümüz Montella böyleydi ve yani güzel futbol çok çıkmadı her takımdan. Daha çok sonuç odaklı o maçı kurtarma peşine düştüler. Bizim takımımız iyiydi. Ben her zaman söylüyorum belki İspanya'yı yenemezdik bu oyunda ama finale kadar biraz daha agresif, biraz daha çabuk oynasaydık bugün İngiltere ile final oynayarak en azından tarih yazacaktık. Bu da olmadı. Üzgünüz. Bizim yapacağımız bundan sonrası için futbolumuzu geliştirmek ve ileriye dönük daha iyi futbol oynamamızı sağlamak için bizlere, basınımıza çok görev düşüyor. Artık yavaş futbolu benimsememeliyiz. Dikine futbol, hücum futbolunu bunun örneklerini dünyada yapanlar başarılı oluyorsa biz 85 milyonluk ülke olarak biz de yapabiliriz. Yetenekli oyuncularımız var. Sadece burada eksik olan basının yorumları, kulüp başkanları, işte bizler yanlış oyunları eleştirmeliyiz. Dikine futbolu ve çabuk oyunu savunmalıyız ve bu şekilde düşündüğümüz zaman da yoksa 15 yılda bir böyle yani işte yarı final, çeyrek final görürüz ama hiçbir zaman final görme şansımız olmaz. Bugün İspanya 4. kez şampiyonluğu elde ederek bir rekora sahip oldu. Almanya, İngiltere, Fransa, Portekiz futbolları tartışıldı ve iyi futbol oynamadı. Bunların sebebi antrenördür. Hepsinin liglerinde mükemmel top oynanıyor. Kulüp antrenörleri böyle bir dertleri ve sıkıntıları yok. Futbolu gereği gibi oynatıyorlar. Ama milli takım seviyesindeki antrenörlerin demin dediğim gibi kendi çıkarlarını düşündüğü için
Onlar da yavaş futbol, temkinli futbol, yani kontrollü futbolu oynatmalarının sebebinde bu sonuçlar ortaya çıktı. Tek bunu yapmayan İspanya'ydı, Avusturya'ydı. Ve gene de Danimarka, İsveç de vardı ama Avusturya bize elendi. İşte diğer takımlar da diğer takımlara şanssızca uzatmalarda elendi derken İspanya'da rakip kalmadı. Ve bu şekilde de İngiltere'ye de yine yani İngiltere belki son dakikada atabilirdi ama İspanya'nın da çok kaçırdığı goller var. Hani haklı olarak bir galibiyet aldı. Bu futbola devam ettikleri sürece de dünya şampiyonu bile olabilirler. Sonuç itibariyle futbolumuzu geliştirmek, futbolumuzu bir ekol oluşturmak istiyorsak hem basınımız hem bizlere çok görev düşüyor. Artık kısa vadeli sonuç odaklı bakmamalıyız futbolumuza ve futbolumuzu geliştirici, uzun vadeli düşünüp çabuk oyun ve hareketlilik içerisinde futbol maçlarınızı izlemek için biz de bunlara yardımcı olmamız gerekiyor.